Sağ ol. Ve bu arada altın diyeceğiz. Altın da kendi çapında bir rally yapıyor. 1250 doların üzerinde yükselişini sürdürebileceği söylenebilir. Ama tabii ki konunun uzmanına soracağız. Telefon hattımızda ALB Menkul Değerler altın uzmanı Volkan Kuğucuk var. Volkan hoş geldin. Merhabalar Ali Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Yukarı doğru gidiyor. Daha ne kadar gider diye sormak istemiyorum. Çünkü sorduğumuz zaman nazar değiyor. Öyle diyorlar izleyiciler. Ona da inanıyorlar. Böyle batıl inançları olanlar da var. Gerçekten yukarı doğru gidiş sürecek mi yoksa buralarda böyle temkinli oynamak mı lazım? Aslında kestirmeden gidecek olursak bugün 1245 bandı üzerinde kalması bugün ve yarın oldukça önemli. Altın çok kritik noktada. Sıdıklarla 1242-43 bandında ama 1245'i henüz net anlamda kırdığını söyleyemeyiz. Evet. Et fiyatlar 1245 bandı üzerinde kalırsa altın neden 1255 ve üzerinde 1270 masadaki yerini koruyor. Evet. Fakat 1245 bandının altında oluşan bir seyir ki zehri direncine yönelik hareketin satış anlamında değerlendirilebilir. 1245'in altına girerse muhtemelen 1230 seviyelerine kadar altında bir geri çekilme ihtimaline düşmek mümkün. Son zamanlarda evet altın özellikle Asya kökenli ülkelerin ciddi talebinden beslendi. Bu noktada aslında bir tartışmayı da beraberinde getiriyor bunu, bu durum. Evet. Altın 1250-1270 hatta 1300 bandına gittiği zaman yine aynı bir iştah, alım iştahı devam eder mi sorusu da tartışmaya açık bir konu. Evet. Özelliklerinde Telegram bulunduran yatırımcılarımızdan da çok sıklıkla soru almaktayız. Şu noktada Telegram fiyatları özellikle dolar TL'nin içerideki güçlü duruşundan dolayı evet. Telegram'ın da değer kazandığını görüyoruz 86-87 seviyelerinde. Eğer altın fiyatları bugünlerde 1245 üzerinde kapanırsa ki 1270 bandına yönelen bir durumda Telegram fiyatları 88-89 hatta 89.5 seviyelerini de test edebilir bir görüntüye ulaşabilir. Ancak özellikle altın fiyatları 45'in altında hareket ederse Telegram fiyatları 86 seviyelerinden fiyatlanabilir düşüncesindeyiz. Çok teşekkürler Volkan Kuğucuk. ALB Menkul Değerler altın uzmanı Volkan Kuğucuk'un analizini izledik. Ayrılmayın, birazdan Cari Açık'ı konuşacağız.